Çetin Bey, biz sizi şakacı olarak tanıdık ama siz esasında müzisyensiniz. Müzisyenim. Davulcuyum. Evet. Evet. Çalıyor musunuz halihazırda? Çalmıyorum. Ne kadar zaman çaldınız? Kimlerle beraber çalıştınız? 67'den 79'a kadar. 67'den 79'a kadar. Dönem itibariyle çalıştığım insanlar rahmetli Tanju Okan, Erol Büyükburç, Şenay Şerif Yüzbaşıoğlu'yla bir Anadolu turnesi yaptık. Yani hayatımı o döneme kadar kulağımla kazandım. Fakat sonradan işte diyorum ya, tesadüflerin bile bir nedeni vardır. O tarzda inanan bir insanım. Sonra geldik. Çocukluğumdan beri müzik ve insanları güldürmek şeyinde yapısında bir insan olduğum için Allah onu nasip etti. Kişileri güldürüyorduk. Bu sefer kitleleri güldürmeye başladık. Nasıl çıktı şakacı ortaya? Şakacı yoluna çıkmıştı aslında şakacı doğduğundan itibaren. Fakat şakacı şakacı olabilmesi için aradan bir 45 yıl geçmesi gerekti. O zaman hazırlandı. O zaman hazırlandı. Evet, evet. Yani her şeyin bir vakti saat açısından yola çıkarak. Doğru, doğru hepsi. Siz aynı zamanda bir şakanız dünyanın en iyi 10 şakası arasında gösteriliyormuş. Evet. Hangisi o? Olimpik Lyon şakası. Hazır, hadi seyredelim. Peki. Bu sahte Olimpik Lyon. Sahte Olimpik Lyon. Bu Eyüp Şafak spor takımı. Evet. Kıyafetleri giydirildi. Otobüsler alındı. İçine de 3 tane siyahi futbolcu koyduk. Sirkeci'de saat satıyorlar. Siyahi futbolcu olmadan ben bir futbol takımı, futbol takımı demem açıkçası. Onlar da araya koydu. Basında Olimpik Lyon'u bekliyor havalimanında. Eyüp Şafak spor takımını Olimpik Lyon diye basındaki arkadaşları yediler. Yediler mi? Yediler. 25-30 kişi yediler. Başında da çok güzel bir teknik direktör var. Eski basketbolcu Turan. O da inanılmaz Fransızca biliyor. Konuştu da. Ne zaman siz bunu şaka olduğunu söylediniz? 20 dakika sonra. Ben malzemeciyim orada. Yani sırtımda toplar. Artık böyle bir malzemeci kalmadı tabii ki Türkiye'de, dünyada. Yani. Onlar bagajlarla geliyor, uçaktan iniyor, stadyumda. Ama en son havalimanının bir ucundan bir ucuna yürüdük. Yürüyen merdivenlerle yukarı çıktık, dışarı çıktık. Otobüse binerken bir tanesi dedi ki, şakacı bu ya dedi. Tanıdı ama 20 dakika geçmişti. Ay haber gitmişti. Orada tamam dedim, burası normal. Olimpik Lyon indi dediler, takım indi dediler. Kesiyoruz dedim. Yani ondan sonrasını eğer devam etseler bu sefer gerçek Olimpik Lyon gidecekti. Buraya kadar şakaydı. Onu yaparsak kalleşlik olurdu. Evet. Sınırı aşma oluyordu. Evet. Bir de aynı anda 5000 kişiye mi şaka yaptınız siz? Onu nasıl tüm yaptınız? Tüm toplam. 93'ten beri. Toplam 5000 kişiye. Evet. Yani aşağı yukarı oldu 5000 kişi. Peki normal hayatınızda da böyle şakalarınız var mı? Sabahat Ömer, ben ne kadar şakacı bir insansam da çok sakar bir insanımdır ben. Gerçekten acayip sakar bir insanımdır. Yani hani biraz sonra ben buradan kalkışta belki düşebilirim. Belki bu bardağı çarpıp devirebilirim. Fakat benim bir de parantez içerisinde bir sakarlığım vardır. Ben hayatta olaylara çarparım. Yani anlatılması gereken, yazılması gereken. Gündüz hayatımın içerisinde öyle olaylara çarpıyorum ki şaka gibi. Yani ciddi gibi değil. Dolayısıyla da çekiyor değil mi? Evet. Sizin tavla maçı şakanız mı var? Pardon? Tavla maçı. Tavla. Evet. İşbirlikçi bir şakaydı. Sevgili benim Osman amcamız vardı. Şakaların hepsi benim birer çocuklarımdır, biliyor musunuz? Onları kare kare hatırlarım. Yani tipleri de hatırlarım. Gerçekten. O kadar kişi ya. 5000 kişi hatırlarım falan. Bazen isimleriyle söylerim. İnanmıyorum size. Wow. Çünkü kasete kayıt yaparken kamera, ben de kafama kayıt yaparım. Evet. Kurgu mantığıyla çekerim. Kurgu mantığıyla.
Tarkot falan da alıyorsunuz. Neredeyse inanın. Böyle çekelim. Bazen yani sen dedim şusun derim, sen dedim busun filan derim. Yani hepsi benim beynimde, hafızamda. Şükürler olsun biz televizyoncuların çok iyi bir hafızası olması gerekiyor. Benim biraz da kafanın getirdiği büyüklükten dolayı hafıza haznem tabii canım. Hafıza haznem geniş. Dolayısıyla da onları 94'ten beri tipleriyle birlikte tek tek her bir sayfadır. Her bir sayfadır. Evet. Peki bu kadar 94'ten beri şu son 4 yılda şakacı yapmıyorsunuz ama para kazanabildiniz mi? Kazanamadım ya. O nasıl? Çünkü okudum ben yani başlıkta çok şey, onu Türkiye tanıyor, bir arabası bile yok diye bir... Evet, Sabah gazetesinde yapmıştı bir muhabir kardeşimiz. Evet, arabam yoktu. Onu bütün Türkiye tanıyor. Hatta başka bir köşe yazarı da benimle bir röportaj yapmak istemişti. Taksiyle gitmiştim. Niye dedi arabanla gelmedin dedi. İşte taksiyle geldik. Biz seni dedi helikopterle bekliyoruz ya dedi. Evet. Böyle bir hali oldu. Burada bir şey var. Yani ya burada bilemiyorum ne olacak. Burada bir şey var. Ben para şimdi kıracağız onu. İnşallah. Vallahi bu akşam bu programa gelirken kuantumu da yaptı. Bütün samimiyetimle söyleyeyim. Bir de programda yani tekrar ediyorum, özür diliyorum ama uğurluyum dediniz. Onu ben hissediyorum. Hadi yarın inşallah. Türkiye'de yeni bir şakacı, yeni bir şakalar, yeni bir hayat. Evet, İnşallah. Vallahi çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten özlenmişsiniz. Hani mesajlar geliyor, nerede olduğunuzu soruyorlar. Tek tek şakalarınızı hatırlayanlar var. İşte Müslüm Gürses'e yapılan şaka süperdi. Çetin abi ve bir öneri, Kocaeli Üniversitesi'nden selamlar. Yani çok mesajlar geliyor. Özlenmişsiniz. Kuvvet Genelkurmay Başkanı şakalarımı alıyor. Kuvvet'e gidiyor. Ben uçağa binemiyorum. Niye? Uçak korkusu var bende. 6-7 defa bindim. Yenemiyorum korkuyu. Hiç bilmediniz mi ya? 6-7 defa bindim. 6. binişimde bindim, indim. Olağanüstü hal bölgesi uçağıydı. İnişim dikkat çekti. İndirmezler niçin? Ki. İndim ama. Beklersiniz havaalanında. Beklettiler değil, nezarete attılar. Tabii. Uçak şeye, Diyarbakır inişine kadar. Tabii. O inişim olay oldu. Ondan sonra işte bu da bir sakarlık. Fakat esas güzel olan neydi biliyor musunuz? Allah korusun o uçağın başına bir şey gelseydi siz de. Ben. Tabii. Ben. Ben babam yeni da kapıdan... yaptı oradan biliyorum. Nasıl? Babam da yaptı aynısı oradan biliyorum. Evet. Yani uçak inmeseye kadar 8-10 telefon aldılar, beklettiler. Mesela diyorum ya hayat şaka gibidir bana. 2-3 yıl evvel Bandırma'ya geçeceğim. Sabah feribotta ne olur işte o olay kapının önünde duruyoruz, vapur hareket etsin diye götürürken şaka var mı şaka? Bir de insanlarımız değişiklik karar biliyorsunuz. Şaka var mı şaka? Şaka var. Hayır dedim ya o vapurun kalkmasını bekliyorum. Feribotun önüne bineceğim falan. Bindim. Marmara'nın ortasında birden feribot durdu. Olduğu yerde dönmeye başladı. Ha işte bu sırası mı? Birden üst kattakiler. Evet tabii ki her yerde bana ihale edilir. Her yerde bana ilerlenir. Ama onu, siz olduğunuz yerde de olduğu yerde dönüyor yani. Olduğu yer dönüyor. Şeylerden bir tanesi, türbinlerden bir tanesi arıza yapmış. Öğrenince dedim alakası yok. Hep böyle söylersin zaten. Ben de. Bir de onu yaptılar.